İnanın bence Ali Koç ilk başkan olduğu günden beri işte futbolun içerisinde olan birçok menajerdi, işte danışmandı falan. Hepsini bir kenara attı herhalde. Yani Bu bu sezon kadar mı farklı dedi, bir bu şey kadar mı var. futboldan anlamıyorsunuz falan demiştir. Çünkü ben biliyorum ki artık kendisi de izliyor. Çünkü o veriyor parayı. Evet. Tabii ki danıştıkları var. Kendisi de izliyordur. Defalarca da izliyordur eminim. Çünkü planlamayı bu kez çok doğru yaptılar. Ama hep şunu söyledi. Eğer hani bir seçim olsa Fenerbahçe'de oyumu Ali Koç'a verirdim kongre üyesi olsam. Çünkü geçmişindeki 4 sene onun için önemli bir rehber olacak. Doğru. Ders alma açısından. O tecrübeye oy veriyorum ben. İsme değil. Yani keşke bu tecrübe yaşamış birisi olsa karşısında derdim her zaman. İşte o tecrübenin gösterdiği yoldan ilerliyor biraz. Ve başarılı da gidiyor. Önemli olan da tabii bir anda %100. sürdürülebilirlik. Tabii Bakalım ki. devamı. Saha dışına çıkılıyor bazen. Yönetimler, bu İstanbul kulüplerinde, büyük kulüplerde özellikle görüyoruz. Saha dışına çıkılıyor. Saha dışına çıkılmama işi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun elinde. Yani onların işte kurullar olsun, MHK olsun, disiplin olsun, buraların çok iyi yönetilmesi lazım. Buraların çok şeffaf yönetilmesi lazım ki bu adamlar saha dışına çıkmasınlar. Bakalım. Çünkü saha dışına çıkmasınlar, eminim ki bu futbolun marka değerini yükseltirler. Yani benim izleyeceğim bir şey var şu an. Tabii. Benim birkaç sene önce yoktu. Yani sıradan bir vatandaş bana bunu söylüyordu. Abi sizin niye izleyeyim dedi bir keresinde bir tanesi. Genç bir çocuk işte. Evet. Haklı. Peki, Fenerbahçe isterseniz noktalayalım. Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Beşiktaş'ta da yeni başkanın seçileceği olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı. 17 Aralık'ta bizi neler bekliyor? Vallahi çok enteresan şeyler görebiliriz. Birincisi Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağı çok konuşuluyor. Bu bir hafta içerisinde sanırım o da belli olacak. Belli oldu gibi sanki. Yani Emre Koca'dan ben çoktan hazırlıklara başladığını duydum. Emre Koca da onun da bir tecrübesi var. Daha önceki Fikret Orman yönetimi, şimdiki Ahmet Nur Çebi yönetimi tecrübesi var. Başarıları da var, hataları da var. O da Ali Koç gibi sentezlerse bunları seçildiği takdirde başarılı olur tabii ki. Onun dışında Hasan Arat zaten hemen kulübün açıklaması yapılır yapılmaz tekrar dedi. Biz varız zaten dedi. O da iyi bir ekip kuruyor. O da iyi planlamalar yapıyor. Uzun süredir çalışıyor. Öyle bir adayın da olması bence Beşiktaş için bir kazanım. Şu anda tek aday Hasan Arat. Tabii şu anda resmi olarak tek aday Hasan Arat. Yani imzaları falan hazır. Resmi olarak derken bir başvuruda bulunmadı ama çıkıp söylüyor Söyledi. zaten. Tevfik Yaman Türk Divan Kurulu Başkanı. O da bir değerlendirme yapacak. Dün Divan Kurulu üyelerine bir mesaj attı. Arkadaşlar dedi kulübün kararından sonra durum değerlendirmesi yapılacak. Onun da Divan Başkanlığından istifa ederek Beşiktaş Başkanlığına aday olma şeyi var. O da güçlü bir aday. Onun da zaten iyi bir ekibi var. Beşiktaş'ın işte gelenekçi tarafından da var. Modern tarafından da var. Uzun süredir çalışıyor ekibi. O da aday olacak diye gözüküyor. Dördüncü ve beşinci aday da çıkabilir. Ne zamana kadar peki bu adaylar kesinleşir? Yani zaten önümüzdeki hafta artık kesinleşir yavaş yavaş. Herkes çıkması lazım çünkü tarih belli oldu. Ben varım demesi lazım herkesin. Yani Aynen böyle öyle. son 10 gün kala, 15 gün kala kimse zaten çıkmaz artık. Peki takımın durumuna gelelim isterseniz bir de. Şimdi Burak Yılmaz önderliğinde bir Evet. İstanbulspor galibiyeti alındı. Ardından seçime kadar Burak Yılmaz'la devam edileceği söylendi yönetim tarafından. Bu hafta Galatasaray karşısında alınan bir mağlubiyet sizce Burak Hoca'nın geleceğini ne kadar etkiledi? Şimdi Burak Hoca'nın eksilerine bir bakalım. Galatasaray maçına çıkmadan önce. Salih önemli bir oyuncu var mı? Yok. Efendim Bailey stoperler içerisinde elle tutulabilir ilk stoper. Pardon Necip'ten sonra diyor. Şu an Necip çok formda. Yok. Gerson sakatlıktan Hazır yeni değil. çıkmış. Hazır değil. Gezal daha 90 dakika seviyesinde değil. Hazır değil. 3 Türk durumu. Milli takımdan gelmiş oyuncular. Ve maç başlıyor. 3 Türk'ten dolayı tercih haklarını nereden kullanıyor? Hep bunun üzerinde çalışıyor. Bahtiyar Dibari sol bekte oynamışlığı var adamın. Evet. Ortada Tayfur Büngöl'ü oynatayım.
gizli santrafor olarak. Bakın o pozisyonlar önemli. Herkes yani diyor ya Tayfun niye oynadı diye. Tamam. Başka adam olsa başkasını oynatır. Ama bir çalışması var Burak Hoca'nın. Fakat erkenden kalecin kırmızı kart görüyor. Bundan dolayı Raşisa gibi bir adamı çıkarmak zorunda kalıyorsun. Efendime söyleyeyim. Ersin'le oynuyorsun. Stoperlerin çok kötü, formsuz gibi gibi durumları koyduğunuz zaman böylesi başta değil Burak Yılmaz, Mourinho falan da zorlanabilirdi. O kadar net söylüyorum. Yani bu kadar olumsuzluklara, eğer bu kadar olumsuzluklara rağmen Burak Yılmaz gibi daha çiçeği burnunda bir hocanın bir derbide taraftara umut vermesi bence artı tarafı. Yani evet. Birbirdeyken ya yener miyiz acaba Galatasaray'ı diyen taraftarlar vardı. Beşiktaş taraftarı vardı. Bunu verebildiyse kimsenin maçtan önce böyle bir şeyi yoktu bence. Kimsenin maçtan önce böyle bir senaryoyu aklına getirdiğini zannetmiyorum. Yani Galatasaray'ı 10 kişi yenme ihtimali falan 10 kişi kalıp yenme ihtimali, böyle bir şey yok. İkinci yani yarıda da 11-11'de etkiliydi. Hani 1-0, 2-0 falan olsa iyidir diyenler de vardı. Taraftar olarak söylemiyor. Futbol severler, futbol yorumcuları. Dolayısıyla böylesine eksilerin olduğu bir ortamda Burak Hoca bu umudu verdiyse bence Burak Hoca da iyi şeyler olacaktır diye düşünüyor kendi kariyerinde. Peki şimdi Bodoglimp mücadelesi var Konferans Ligi'nde. Perşembe günü oynanacak ama neyi farklı yapması gerek sizce Beşiktaş-Galatasaray mücadelesine oranla? Yani şimdi orada tabii bir kadro değişikliği gelir mi? Olur olur, mutlaka olur. Yani birincisi o Masuaku, Rozier, efendime söyleyeyim Necip'i falan ben stoperde bekliyorum. Yani ben Amerta'ya şans vereceğini zannetmiyorum Burak Hoca'nın. Mecbur kalmadıkça Necip'i oynatır diye düşünüyorum. Eğer oynatmazsa büyük sürpriz olur. Amerta'ya sakatlığı vardı, o sürece kadar hazır olur mu ki zaten? Aa, doğru söylüyorsunuz, sakatlığını unuttum. O kadar Bailey ile Amerta'yı artık böyle karıştırmaya başladım. Hangisi sakat falan. Zaten ama sakat yok. Olmasa da orada bence Amerta'yı tercih edilmemeli. Galatasaray maçındaki performansına tabii, tabii. Bakarak. Yani artık Amerta'yı hatta mecbur kalırsan orta sahada oynat. Çünkü defansif orta saha özelliği de var. Orada tabii Chamberlain'i falan oynatır. Üç Türk mecburiyeti de olmadığı için daha farklı bir kadro olur diye düşünüyorum. Cenk'i 11'e monte edebilir mi? Olabilir mesela. Çok farklı bir kadro olur. Yani Galatasaray maçıyla Bodo maçının hikayesi farklı zaten. O da zor maç bu arada. Evet. Onu da söyleyeyim. Deplasman. Ama umut veriyor açıkçası. Galatasaray'ın ikinci yarısındaki o oyunu, Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki o oyunu umut veriyor. Peki Beşiktaş Konferans Ligi'nde umut veriyor mu? Şimdi Kulüp Brugge karşı bir birlik bir beraberlik, ardından Lugano karşısında hepimizin beklemediği bir oyun aslında. 3-2'lik bir mağlubiyet aldı. Şimdi Bodoglimt, sonrasında tekrar bir Bodoglimt karşılaşması var. Yani ben o eskisi gibi bir görüntü olacağını zannetmiyorum. Yani o Galatasaray'ın ikinci yarısında bu yaşananlara o tepkiyi gösteren, o reaksiyonu gösteren Beşiktaş'ın bence eskisi gibi kötü bir tablo göstereceğini zannetmiyorum. Sergileceğini zannetmiyorum. Evet. Ama böyle gümbür gümbür de bir Beşiktaş beklemiyorum bu kadar kısa süre içerisinde. Bakalım. Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Eşlik ettiğiniz için değerli izleyenler. Serdar Sarıdağ'a tekrar teşekkür edelim. Sabah sporunu bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.